Yaya geçidi adından da anlaşıldığı gibi geçiş hakkının yayalarda olduğu noktalardır. Sürücüler yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamak, bir yaya yola adımını attığı anda da durup yol vermek zorundadır. Peki sürücüler bu konuda ne kadar bilinçli ve ne kadar bu kurala uyuyor? Yeni yasa gereği yaya yola adımını atar atmaz araçların durup yol vermesi lazım. Evet. Ama maalesef ki bizim şoförlerimiz bu hususta eğitimsiz. Evet. Bunların tekrar bir eğitime geçmesi lazım. Ve siz geldiniz, yolun ortasında durdunuz ve beklediniz. Evet. Niye? Çünkü arabanın durmayacağını tahmin ettiğim için mecbur durmak zorunda kaldım. Onların durması lazım. Tabii ki, çünkü yaya geçidi sizin hakkınız. Tabii, durmadı. Araç durmadı ve siz yolda beklediniz, aracın geçmesini beklediniz. Evet, eğitim eksikliği var. Yani araç ehliyet alımlarında sadece direksiyon eğitimi veriliyor, insani eğitim verilmiyor. Yani insani eğitim biraz zayıf. Ve biliyoruz ki artık yeni çıkan yasayla birlikte 488 TL para cezası ödeyecekler. Yani cezai muayyede şart zaten. Yani cezai muayyede hakkıyla uygulanmadığı için insanlar zaten kurallara riayet etmiyorlar. Yaya geçidinde öncelik yayaların. Mecliste alınan yasaya göre yaya yolda adımını attığı anda araç sürücüsü duracak, durmayan araç sürücüsüne ise 488 TL ceza kesilecek. Araçlar durmuyor. Bu kanun çıktığını az insan bilmektedir. Sürücüler de ya bilir ya bilmiyor. Onu da bilemiyorum. Sürücüler riayet etmiyor bu kurala. Bu konuda emniyetin veyahut da yetkililerin diyelim, bu konuda vatandaşı bilgilendirmen lazım. Bizler de yaya geçidini kullandık, kullanmasını, ancak ne yazık ki ne yasayı ne de yayayı umursamayan sürücüler var. Ancak bu sürücülerle birlikte duyarlı davranan sürücüler de oldu. İşte o görüntüler. Şimdi Gazi Caddesi yolu üzerinde bulunan yaya geçidini kullanacağım. Adımımı attığım an bakalım sürücüler duracak mı? Efendim, gördüğünüz gibi kimi sürücü yavaşlamadan geçti, kimi sürücü ise durup yol verdi. Adı yaya geçidi, ancak sürücülerin çoğu ayağını gazdan çekmedi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cezai müeyyideler uygulanırsa onlar da tabii ki uyacaklar haliyle. Şimdi şu anda cezai müeyyide uygulanmıyor herhalde. Polis görmüyoruz buralarda. Polis arkadaşlar eğer üzerine düşerlerse onlar da yaya geçidinde muhakkak durup yol verecekler bize. Biz onlara saygı duyduk, ne yapalım? Onlar ise duymadı ve siz aracın geçmesini beklediniz ve yaya geçidi sizin hakkınız. Ne yapalım? Durmadıysa onun problemi yani. Ben yaya geçidinden geçerken onun durması lazımdı. Yeni zaten yasadan herkesin haberi oldu. Demek ki daha henüz bizim şoförlerimiz alışmadı bu işe. Türkiye genelinde bu uygulama yasallaşsa da böyle bir kültürün oturabilmesi için herhalde bir 100 yıl geçmesi lazım. Evet, mecbur kaldım. Araç sizi durup beklemedi. Ya bilmiyorlar ama öyle yapıyorlar. Ve 488 TL ceza olmasına rağmen. Biliyorum ama ben mecbur kaldım, hızlı geliyor. Canınız tehlikede böylece. Maalesef öyle. Vatandaşlar yasanın uygulanmasından memnun, ancak yine de sürücülere karşı anlayışlı olunması görüşünde olan vatandaş da var. Şimdi aslında bu kalabalıkta biraz da sivilin de, yani daha doğrusu yayanın da trafiğe çok önem vermesi gerekiyor. Hele ki bu cuma saatinde ki yani yayaların biraz da dikkat etmesi bence daha iyidir. Ama siz yola adımınızı attığınız an aracın durması gerekir. Kanunen böyle. Doğru, kanunen öyledir de bir de karşıdaki, yani daha doğrusu yani yayanın da biraz onu düşünmesi gerekiyor. Ama şu an trafiğin yoğunluğu işte normal. Onu söylüyorum. Şu anda normal. Şu anda benim hakkımdır. Evet ama siz beklediniz. Ya bak, onu söylüyorum. En azından biraz da ben onlara saygı göstermem gerekiyor diye düşünüyorum yani. Şimdi o da araba, o şimdi yakıt tüketiyor. Onu da gözetlemek lazım. Allah korusun, freni patlar, her an arabanın bir şey olabilir, illa ben geçerim diye bir kural yok yani.